Selamlar dostlar, sizlerle bugün Polonya'nın Romanya yolunu göstereceğiz, Michel'i göstereceğiz. Şimdi yine diğerinde olduğu gibi bir focus auto complete yazalım. Ha, yoktur gerçi. Focus auto complete. Diğerinde olduğu gibi yine kralı seçiyorsunuz ve bunda da yapmanız gereken belli başlı decisionlar var. Aynı Çekoslovakya'da olduğu gibi monarşist bir tarafsınız yine. Yani kral seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Romanya kralı gel, benim de kralım ol. Aslında şu an Romanya kralı değil Michel. Ama Romanya'da şey yapacak işte, darbe yapacak ve kral olacak. Biz de bunu destekleyeceğiz. Sonrasında da birleşme yoluna gideceğiz. Adam hem bizim kralımız hem onun kralı. Yine personal union muhabbeti var. Ondan sonrasında da yine birleşik bir ülke olmaya çalışacağız. Olay şudur ki bu yol aralarında en güçlü yol, yani en güçlü gördüğüm yollardan birisi. Sebebi ise Romanya'nın ele geçirilmesi Alman açısından çok kritik bu bir. Burada direkt seçmemiz lazım. İlki her zaman için Commonwealth lideri oldu. İkincisi Habsburg. Üçüncüsü Michel oluyor. Romanya'nın ele geçirmesiyle beraber iyi bir silah envanteri geliyor. Çekoslovakya'nın da belirli bir bölümünü alıyorsunuz, Slovakya kısmını. Ve Macar da yine personal unit'e dahil ediliyor. Ve Balkanlara ilerleme opsiyonunuz geliyor. Çünkü siz hala daha toprak işgal edebilirsiniz. Yani bu da yine sizi iki tarafla kesin düşman ilan ediyor. Hem Almanlar hem de Ruslara karşı. Ama Michel yolu fena değil. Gerçekten hafife alınır bir yol değil. Bir de iki yolunda yine güzel tarafı, her şekilde Commonwealth'i ilan edebiliyor olmanız. Eğer ki Commonwealth'i ilan ederseniz bildiğiniz gibi Rusya'ya ciddi bir claim veriyor. Kısacası. Çünkü eski. Bu Avusturya yolu, tekrardan başka bir kral bakıyoruz. Eski Lihistan toprakları gerçekten de büyük. Yani iyi bir manpower rezervünüz Rusya'da var. Ve Baltıklar da yine fabrikaları toplanabilir Rus'tan önce. Rus'u yine zayıflatmak. Yani Alman'ı nasıl zayıflatacak? Rus'u da o şekilde zayıflatabiliyoruz. Yani Baltık ülkelerini toplamak Rus'u zayıflatmanın aslında en önemli adımlarından birisi. Evet, bekledik. Yine bu arada şu köylü isyanını kesinlikle bitirmenizi öneririm. Hani gittiğiniz yol da gerçekten fena bir yol değil. Size iyi buff'ları var. Etrişim yemenize engel olacak bir demir yolu hattı döşeyebilirsiniz. En sonunda da çiftçi reformunu alabilirsiniz. Sonrasında da işte kralınızı seçip hemen fokuslara gidebilirsiniz. Yani çiftçi reformu önemli ama eğer ben buna gitmeyeyim de biraz daha beklerim derseniz zaten gösterdik. Buraya asker çekiyorsunuz. Evet. Üçüncü olarak Michel geliyor. Tabii ki de olur diyoruz. Ve Michel kral olarak başımıza geçti. Romanya'nın başında hala da Ceaușescu hükümeti var. Buradan geldiğim vakit öncelikle bir ülkeyi stabilize ediyorum. Menelaine buff'luyorum. Siege. Yani eskiden neydi bu? Eskiden hani Polonya'nın başına Almanlar geçebilirdi. Ruslardan bile geçebilirdi. Kim? Ya oynamayla kral seçiyorlar da zaten o muhabbet de buradan geliyor, Siege'in muhabbeti. Polonya ciddi zararlar vermiştir ama aslına bakarsanız güçlü yapan unsurlardan biriydi. Müttefik bulabiliyordu. Mesela gelip de bir Habsburg'da bunun başına geçebiliyordu kral olarak. Lakin düşündüğünüz gibi o personal union muhabbeti bunlarda yoktu. Başa geçen kral öncelikle Lehistan'ı savunurdu. Seçim uzun uzun konuşmamız gerekebilir. Ama ciddi zararlar olmuştur seçimin. Öyle tam bir otorite sağlayamamıştır. Evet, buraya geldiğiniz vakit tekrardan monarşist yanlılarını ayaklandırmaya çalışıyoruz. Yine biz bir silah envanteri alalım izniyle. Birazcık da PP alalım. Yine advisor'lar ortak. Şeye geldiğiniz vakit, bu yola giderseniz eğer otokrat kral seçme yoluna, bu advisor'ların hepsinin ortak olduğunu söylemiş ve işe yarar advisor'lardan bahsetmiştik. Geldim. Yine aynı muhabbet. Geliyorum buradaki hemen şeyleri. Şuna da gidelim. Silahtan da verelim. İki fokus gittiğim zaman hemen 2-2-2-2 fokus gideceğiz. Bu ikisini de tamamladıktan sonra sivil vereceğiz. Command power vereceğiz. Zaten bu üçüne de gittiğimiz zaman %100 oluyor.
PP vermenize, şunu en üstteki vermenize gerek yok. Anti Tatarescu propagandaya gerek yok. Onun yerine general desteği ve yatırımla bu işi rahatlıkla çözebilirsiniz. PP çok değerli çünkü PP ile general de alıyorsunuz. Önemli biraz. Lakin Polonya'nın military advisor'ları çok zayıf. O yüzden doktrinde her zaman Alman'ın bir 5-6 tık gerisinde kalırsınız. Zor o da. Bekliyoruz. Yine aynı muhabbet var. %80'e geldiği zaman yine Romanya'da darbe yapacağız. Aynı Çekoslovakya'da olduğu gibi. Silahlandıralım. Şöyle hepsine ben basıyorum ama hani şu 100 PP'liğe sizin basmanıza gerek yok. Günlerini bekleyelim. Romen yolu da fena değil. Yani hatta aralarında hani gördüğüm en güçlü yol diyebilirim, Balkanlara rahat bir şekilde müdahale edebildiği için. Mesela diğer Havsup yolu, eğer ki Avusturu da kendi bünyesine katsaydı yani saygıyla bilirdim yani. Alman zaten kim ki derdim. Lakin onu Alliance yoluyla yapmışlar. O yüzden çok bir Alman engellemekten yana mükemmel, ama Balkanlara inmek açısından kötü bir yol. Müttefikini sayesinde diyebilirsiniz ama yine. Evet, geldiğiniz zaman %95'e direktman Michel Kulba gidiyorsunuz. Ufak bir iç savaş oluyor ama monarşist destekçileri çok çok daha güçlü. %95 support aldık çünkü. Şöyle gösterelim. 1 ila 5 division diyor. Allah rahmet eylesin diyorum ben de kendisine saygıyla anarak. Gördüğünüz gibi tık 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 iniyor. Bitirdiğiniz zaman size direktman şu an personal union olarak bağlanıyor savaş bittiği zaman. Bırak lan tahtımı deyip annekseyeceğim şimdi. Rengi güzel. Direkt anneksedik ve direkt kor olarak geldi. Tabii ki fabrikalar kırılıyor çünkü ilk başta şey olarak gelmediği için. Lakin bayrak değişiyor ve artık Romanya ve Polonya tek vücut halinde, tek çatı altında birleşiyor. Bundan sonrasında ne getiriyor? Yani iyi güzel ama yani daha iyisi yok mu dediğinizi duyar gibiyim. Var. Daha iyisi de var. Eğer sağ giderseniz buradan sonra sırtınızı Alliance'e alıp yaslayıp join the Alliance deyip Alliance'ın sıcak kollarına gidebilirsiniz. Ya da Mitchell'ı artık tamamen şey olarak, nasıl size, tamamen güçlendirip bufflayıp demokrasi de neymiş deyip kendi yolumuzu seçeriz deyip buna gidebiliriz. Demonslovakya için 500 kahve power'ın üzerinde olmanız lazım ki bunu birazcık daha arttırmanızı öneririm. Kabul etsin. Ama etmezse de saldırabilirsiniz. Fransız garantisi kalktıktan sonra, yani Şüdet'i aldıktan sonra Alman, ama yine riskli olur. Gerek yok. Birazcık manpower'ınızı arttırıp demandı kabul edecek seviyeye çekin. Şu askerler bir düşsün. Asker alım şuna çekmeseydik daha iyi olabilirmiş. Evet. Neyse ki hızı geliyor. 120'ye geldiği vakit hemen orduyu düşeceğim. Asıl amaç, şuradan da bir tane alırsam. Asıl amaç manpower değerini yüksek tutmak. Bir de XP verirsen eğer. Şöyle iyice bir manpower olsun. %100 kabul etmesini istiyorum çünkü. Şuna da bir manpower ver. Şimdi ne yaptık? 800 bin üzerinde bir ordumuz var. Hala. Geldim buraya. Demansluvakya dedim. Veriyor musun, vermiyor musun? Aslan diye. O da tamam veriyorum dedi. Çekoslovakya'nın Slovakya kısmını alıyorsunuz. Tabii ki de şey olarak gelmiyor. Kor olarak gelmiyor. Sadece Zavize hariç. Aslında buranın kor olarak gelmesi lazım. Niye kor olarak gelmedi? Gerçi Alman verdiği zaman kor olarak geliyordu. Doğru, özür dilerim. Buraya kadar da eyvallah, değil mi? Bitmedi. Macaristan'ı da alabiliyorsunuz ve Macaristan'ı da yine bir demant göndereceksiniz. Macaristan'ı da Personal Union olarak almak istiyorum diyorsunuz. O da puppet olarak geliyor. Yine dediğimiz gibi Personal Union tam olarak puppet değil ama istediğiniz gibi özgürce kullanabilirsiniz. Özel bir yönetim biçimi. Gidip de fabrika basamam. Hiçbir şey karışamam hiçbir şekilde ülkesine. Lakin istediğim gibi askerlerini yönetirim ve kullanabilirim. Fabrika olarak ne kadar veriyor tam değerlerini bilmiyorum ama görelim hemen onda. Personal Union'un yönetim şartları hiçbir şeyi vermiyor size. Sadece hani istediğiniz zaman savaşa kollayabiliyorsunuz. Olay bu. Cannot declare wars. Yani evet, bağımsız değil.
Ama öyle çok da kontrolünüze değil yani. Olay bu. Bunu da aldığınız vakit harbiden güçlü bir duruma geliyorsunuz. Ama Annex'i yemiyorsunuz. Hiçbir zaman öyle kalıyor. Belki event ileride Annex'i olur, onu bilmiyorum. Bu da Mischel yolu. Güçlü. Özellikle Romanya'nın gelmesiyle beraber Manpower Reserve'ınız iyi bir oranda artıyor. Ve üzerinde bir de Commonwealth ilan ederseniz harbiden sağlam bir şekilde çıkıyorsunuz. Mischel yolu aralarında hani gidip de toparlanması en kolay yol. Lakin Alman'ın önünü çok tıkamıyorsunuz. Sadece Bohemya'yı, şey, Çekoslovakya alıyorsunuz. Şey, Slovakya kısmı alıyorsunuz. Çekoslovakya ise o alıyor ve yine Arş ulusu yapabiliyor. Bu tehlikeli bir şey aslında. Fena bir yol değil. Ve Michelin da yani şey kralı daha iyi. Hasu kralı daha iyi de bu yolda fena değil. Öyle özetleyeyim. Ve Balkanlara kesin erişiminiz var. Buradaki Yugoslavya'daki garanti kalkacak. Yugoslavya'yı erken dönemde ele geçirebilirsiniz. Eğer Almanlı savaşı göze alırsanız. Yugoslavya'yı erken dönemde ele geçirebilirsiniz. Balkanlara inmenize rahat bir olanak sağlıyor. Ya da Yugoslavya'yı. Tabii ki yine dünya tansiyonu vargolu atmanızdaki çok büyük bir engel olacaktır. Deyip sonlandıralım mı? Yani. Mischel'de da böyle. Yine şey sıkıntısı var. Yani manpower sıkıntısı var ve iki büyük major devlet arasında tost olma riski var deyip bitirebiliriz. Evet, fabrika sayısına takılmayın. Daikon'un fokuslarına gitmedim. Bir gidelim, tam potansiyelini de bir gösterelim sizlere. Diğerinde olduğu gibi bir değerlendirirsiniz. Diğerinde zaman birazcık daha ilerlemişti. Ona göre, yıla göre değerlendirirseniz sizin için daha sağlıklı olur. Lakin Çekoslovakya endüstrisinin dik gibi fokuslar olmadığı için birazcık daha diğerine nazaran ekonomide bir tık daha geri kalacaktır. Deyip bitirebiliriz. Evet. İzniniz için teşekkür ederim. Mischel Polonya'sının yolu da bu şekilde. Hızlıca toparlayıp güçlü bir şekilde erken oyunda yapabilecekleriniz limiti belli. Deneyecek başka bir şey var mı? Yok, hayır. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir.